Bir var idi, bir yok idi. Yalan gerçekten çok idi. Yalanı koydular çuvala, dayadılar divara. Öllem değiller. Günlerin bir gününde bir memleket oğlu, bu memleketin bir meliki oğlu, bir 10-15 veziri de var. Ve aynı vakitte bu melikin 10 köpeği var. Bir şekilde bu vezirlerden naksı biri bir yanlışlık yapanda hemen hemen bu köpeklerin öğüne atar özün. Bu yırtıcı köpekler öğüne hemen parçalarlar özün. Bu köpekler parçalarlar bu vezir. Gün geldi gün geçti gün geldi gün geçti. En yakın vezir bir yanlışlık yaptı. Melik dedi özüne sen de kuba aynen bunlar kimin gerek bu köpekler seni parçalaslar. Döndü Melike dedi kaydok ben seni aldığı hükme ben razıyam ama 10 gün bana macal ver ondan sonra köpekler ögüne atmanı. Melike kabul etti dedi kaydok 10 gün madem macal istesen müşkile değil ondan sonra hükmü sen üzerine tenfiz ederiz. Tamam bu vezir gitti ne etti? Köpeklerin halası yanına gitti. Dedi 10 gün mene macar vezirdi sözü yerer 10 gün mene macar ver men helas ederim bu köpekleri. Bu vezir de bu 10 gün içinde işte köpeklerin harazdı. Bu köpeklere girri et verri her şey verri yemek verri bilmem. Bu köpekler sındı özne. 10 gün bitenen sonra Melik dedi yalla gel kafese koy köpekler parçası senin. Bitti 10 günü. Vezir girdi giren kafese ne oldu? Vezir giren ne kafese? Köpekler yemek verip köpeklere, köpekler tanırlar, köpekler düştü, hepsi yağlılar özün, oynarlar özden. Valla böyle baktı Melik. Dedi bu nece bu köpekler böyle yağlılar özün? Bu ne edin o zaman? Çıkardın özün, ben affettim bunu, madem köpekler böyle sevri. Vezir çıkanda kafesin içinden, Melik sordu özüne, gel bakalım sen 10 günde ne ettin? Dedi, ey Cenab-ı Melik, sen 10 gün bana fırsat verdin. Ben 10 günde bu köpeklere hizmet ettim. Mesela ama ne yazık, sana 10 yıl hizmet ettim. Bu köpeklere 10 gün hizmet ettim ki böyle etrafımda dolanırlar. Bilene bir, bilmeyene bin.